Tahir Bey hayatımda tanıdığım en cesur, en yiğit, en gururlu insanlardan biriydi. Tahir Bey oradan kaçmayı hem gururuna yedirememiştir hem de onun cesareti buna el vermemiştir, izin vermemiştir bence. Şöyle ki mesela Cizre'de 10 gün sokağa çıkma yasağının ilan edildiği dönemde, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği gün, o büyük katliamlar yaşanmadan hemen önce Cizre'ye ilk giden kişi Tahir Elçi olmuştur. Diyarbakır'dan hemen yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cizre'ye intikal etmiş ve sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra şehre giriş çıkışlar yasaklandıktan sonra Cizre'ye gitmiş. Polisler Cizre'ye girişine izin vermemiş. Tahir Elçi ısrarla gireceğini söylemesi üzerine polisler tarayacağız demiş. Bu ısrarından geri adım atmayınca Emniyet Müdürü devreye girerek Tahir Elçi'nin Cizre'ye girişine izin vermiş. Yanı sıra yakın dönemde Silvan'da yine Tahir Elçi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde Silvan'a gitmiş raporlama, inceleme yapmak üzere. Orada da etrafında avukatlar olmasına rağmen zırhlı araçtan ateş açılmıştı. Yine etrafındakiler insani bir refleksle her biri korunmak için bir tarafa çekilirken Tahir Bey panzerin üzerine yürümüştü. Yani Tahir Bey böyle bir kişilikti. Korkusuz bir adamdı, gururlu bir adamdı. Bu yüzden bence olay Siz yerinden yadırgamadınız yani orada durduğu için. yadırgamadım, evet. Yadırgamadınız. Kesinlikle. Şimdi Türkan Elçi, Tahir Bey'in eşi ile birlikte hazır bulunmuştuk o görüşmede. Türkan Hanım tek bir isteği vardı. Bu soruşturma sağlıklı ve hukuka uygun yürütülsün ve Tahir Elçi'nin katilleri ortaya çıkarılsın. Bu kaygısını ısrarla birkaç defa dile getirdi. Hem bakan hem müsteşarı hem de Diyarbakır valisi, başsavcısı da hazırdı. Onlar da bu soruşturmanın üzerine kararlılıkla gideceklerini, devletin eski devlet olmadığını falan belirttiler. Ancak sonuçta gelen kişiler politikacıydı. Yani bunu söyleyecekler ama bizim için önemli olan sonuçtur. Bir, Tahir Elçi'nin failleri kimler olabilir? Kendisi bu konuyu açtı. Bir dedi, olay yerindeki polislerden biri olabilir. İki, kaçan iki saldırgandan biri olabilir. Üç, planlanmış bir suikast olabilir. Dört, hendekler tarafından açılmış bir ateş olabilir. Ancak ben orada devreye girdim. Yani Bakan Bey'in sözünü keserek şunu söyledim. Dedim ki Tahir Bey'in hendekler tarafından açılan bir kurşunla ölme ihtimali sıfır. Çünkü hendeklerin olduğu sokak siz de biliyorsunuz. Tahir Elçi'nin bulunduğu yeri bırakınız bir tarafa sokağı bile görmüyor. O yüzden dedim ki bu sıfır bir ihtimaldir. Bunu ihtimaller arasında çıkarın. Evet. Hatta kaçan iki saldırgan da bu konuda şüpheli görünmüyor. Çünkü onlar can havli ile kaçıyorlar ve Tahir Elçi bir hedef değil onlar için. Hatta biri silahını fırlatıyor. Evet. Tahir Elçi'nin açısına girmeden. Çünkü ateşlemiyor Evet. silahını. Diğeri de silahını fırlatmayan diğer kişi ise silahını sağ elinden sol eline alıyor ve atış pozisyonunu kaybediyor Evet. aslında. Dolayısıyla burada iki ihtimal kalıyor bizce. Defalarca görüntüleri de Evet. inceledik, analiz ettik. Ya o olay yerindeki 3-4 polisten biridir. Ya da Tahir Elçi öldürülmesi için daha önce düğmeye basılmış. Bu suikast planlanmış. Bu plan dahilinde hareket eden bir kişidir yani. Yani Diyarbakır Barosu üyesi avukatlar bu soruşturmanın sağlıklı yürümesi için ve bu cinayetin aydınlanması için var gücüyle çalışıyor. Bununla ilgili avukatlar görüntüleri inceliyor. Delil toplamaya çalışıyor. Yani aslında savcılık makamına burada yardımcı olmaya çalışıyor. Aynı amaçla hareket etmek durumunda. Yani dün aldığımız evraklar arasında yoktu. Şeyde ilk olayın yaşandığı yerdeki polislerin ifadeleri vardı. En son ne zaman gelmişti bu odaya? Perşembe günü gelmişti. Perşembe günü. Basın toplantısına gittiği gün uğramadı herhalde. Uğramadı. Tayyip Bey bugüne kadar bölgede insan hakları ihlalleri başta olmak üzere birçok büyük davanın avukatlığını yaptı ve ahime kadar götürdü. Birçok davayı da ahimde sonuçlandırdı. En son neyle uğraşıyordu? En son büroda kamuoyunda Temiz Öz ve diğerleri davası olarak bilinen
JITEM mensuplarının, askeri yetkililerin ve eski itirafçıların kurduğu bir infaz mangasının, yani Tahir Bey'in dönümüyle, deyimiyle infaz mangası, ölüm mangasının Cizre'de işlediği 20 küsür faili meçhul cinayet davasını takip ediyordu. Tahir Bey'in bu davanın ilerlemesinde ciddi katkıları olmuştu. Hatta birkaç sanığın yakalanmasını Tahir Bey sağlamıştı. Bu dosyada bildiğiniz üzere yakın bir dönemde tüm sanıklar beraat etti. Tahir Bey bu dosyanın temizi için çalışıyordu. Temiz dilekçesini yazmak için en son büroda bununla ilgili çalışmalar yapıyordu. Bahsettiğiniz muhabirler kamuoyunda bildiği üzere dış baskı, uluslararası baskı sonucu serbest bırakılmıştılar. Ancak bunlara tercümanlık yapan Süleymaniyeli bir Kürt tercüman halen tutuklu. Tahir Bey bu kişinin avukatlığını da yapıyordu. En son bunun itiraz dilekçesini de yazmıştı. Hatta halen bununla ilişkin bir kararı verilmedi. O tutuklu kişinin ailesi bugün beni aradı. Başsağlığı dilemek için Süleymaniye'den aradılar. Çok üzgündüler. Şimdi Tahir Elçi ile biz aynı köydeniz, hemşeriyiz. 93'te babamla birlikte gözaltına alınmıştı. Ta o dönemden biliyorum. Ben küçükken hep benim için bir kahramandı. Benim avukat olmamda gerçekten önemli bir rol modeldi benim için. Ama gün geldi avukat oldum. Onunla aynı büroda çalışma fırsatını, gururunu yaşadım. Son 3 yıldır birlikteydik. Benim sadece ortağım, meslektaşım ve baro başkanım değildi. Aynı zamanda benim dostumdu, sırdaşımdı, kardeşimdi. Hatta babamın boşluğunu bile dolduran bir şahıstı. Biz sürekli Tahir Bey'le bu meseleyi kendi aramızda konuşuyorduk. Sözünü ettiğiniz linç kampanyası sadece sosyal medya üzerinden yapılmadı maalesef. Buna en büyük partnerliği maalesef yargı yaptı. Evet. Yargı ve savcılık hem Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da bu medyanın bir ayağını oluşturdu. Sosyal medyadaki linç kampanyasını. O yüzden bunu bir devlet politikası olarak da algıladık. Bu sadece sosyal medya boyutu değil, bu boyut da eklenince yani bir takım tehlike çanlarını duyduk, gördük aslında. Bu sebeple ben birkaç defa kendisine şey önerisinde bulundum. Hani profesyonel yakın koruma tahsis edelim sana falan. Tamam falan diyordu ama onun için her zaman öncelik olan toplumsal meseleler, olaylar, baronun sorunlarıydı. Onun için öncelikli gündem maddeleri bunlardı. Kendisi ikinci plandaydı. Aramızda 10 gün önce bu konuyu konuşurken güvenlik boyutunu şöyle bir şey demişti bana. Türkiye bir karanlık tünelin içerisine doğru hızla yol alıyor. Ciddi bir belirsizlik var, bir kaos ortamı var. Bu toplumsal barışı daha da bozmak isteyenler, dinamitlemek isteyenler için karanlık güçler için en iyi hedeflerden biri benim demişti bana. Kendisi size söyledi. Evet. Yani Tahir Elçi bu şeyi görüyordu aslında. Hissetmişti. Yani hissetmişti derken rasyonel verilere dayanarak bunu söylüyordu. Çünkü konumunu biliyordu. Bu toplumdaki karşılığını biliyordu. Biz Tahir Bey'le sokağa çıktığımız zaman Tahir Bey yürüyemiyordu insanların sevgisinden, kendisine gösterilen saygıdan. Yani bu durumun farkında olduğundan dolayı bu kaygılarını da en son dile getirmişti. 10 yani, gün önce. 10 gün önce falan. Hı. Hatta yani vefatından 10 gün önce. Hatta Rand Dink'le bir şey de kurmuştu. Yani hem başlangıç boyutu hem gelişme boyutu hem de sonucunun da ona benzeyebileceğini ifade etmişti. Ama çok önemli. Bana bak, tam oturma bana. Elini cebinden çıkar. Ha, tamam. Bir 10 gün önce de bana şey dedi ki, haklısın bana dedi, öyle bir şey. Ama şeyi yapmadı. Yani o fikri hayata geçiremedi. Heva ile diyordu, iyi kurgulayamıyorlar diyordu. Sen çok güzel yazıyorsun, ben sana vereyim diyordu, sen her sene dağıt. Gelip burada oturuyorum, alıyorum bilgileri, gidiyorum ya. Yani. Allah rahmet eylesin. De yüz inanıyorum. Yani bunun eğer öyle bir cennet varsa öyle bir cennet. Hafta önce elinde böyle şeyler çıkmıştı.
hastaneye gittik. Oradan çıktık birlikte. İşini bırakıyor, geliyor buna şey yapıyor. Yolda geçen şoför duruyor.